Danimarka'da fotoğrafçılık yapan Fatma Hanım bizlere bir gününü anlatıyor. Burada Danimarka'da günümüz çok erken saatlerinde başlıyor. Öncelikle kızımı yuvaya bırakmakla başlıyor. Ondan sonra bilgisayar başı işlerimi, programlarımı düzenlemekle başlıyor. Küçük yaşta Danimarka'ya gelen Fatma Hanım adapte olmakta zorluk çekmemiş. Tabii ki zor zamanlarımız illaki oldu. Fakat erken yaşta geldiğim için sadece 9 yaşındaydım. Benim için çok da zor olmadı. Önce okula başlayarak, ondan sonra dili öğrenerek, kültürü öğrenerek yavaş yavaş zamanla adapte olduğumu düşünüyorum. İlk olarak eşinin aldığı fotoğraf makinesiyle hobi olarak başlamış mesleğe. Her şey bir hobi olarak başladı. Eşimin bana bir fotoğraf makine almasıyla başladı. Zamanla doğayı çekerek, etrafımdaki sevdiklerimi çekerek güzel işler yapabildiğimi düşünüyorum. Şöyle ki birçok takip ettiğim profesyonel fotoğrafçılar var. Zamanla onların işlerini gördükten sonra aslında belki de benim de yapabileceğim bir iş olduğunu düşünerek bu yola baş koydum. Birçok branşı bulunan fotoğrafçılığın bir kolunu tercih etmiş Fatma Hanım. Bence bir fotoğrafçı olarak bir alan seçmek gerekiyor. O alan içinde ustalaşmak gerekiyor. Yoksa çok dediğiniz gibi çok büyük bir branş olduğu için, çok büyük dallara sahip olduğu için ben bu dalı seçmek istedim. Ve şu an çok memnunum bu işimden. En güzel anları kayda geçiren Fatma Hanım bu işi yapmaktan keyif alıyor. Dediğim gibi her şey bir hobi olarak başladı fakat yaklaşık 3 senedir profesyonel anlamda fotoğrafçılık yapıyorum. Yaptığım dallar yeni doğum, 0-1 yaş arası çekimleri, konseptli çekimlerim, aile çekimlerim ve bu konuda birçok tecrübe sahip olduğum için beni tercih etmelerini istiyorum tabii ki de. Ve zamanla da büyük tecrübe sahibi olduğumu düşünüyorum. Uzak yakın demeden birçok yere hizmet sağlanıyor. Kopenhag'da yaşıyoruz. Burada ulaşım o kadar da zor değil aslında. Ve çoğu müşterilerim aslında çok uzaktan gelen insanlar. Birçok yere hizmet verebiliyoruz yani. Peki çocuklarla çalışmak zor mu kolay mı? Çocuklarla çalışmak aslında kolay görünse de, keyifli görünse de o kadar kolay değil maalesef. Ki çocuk karşınızdaki. Bunu aileler iletişime geçtikten sonra bunun konseptleri anlaşarak, ortamı anlaşarak keyifli bir hale getirmeye çalışıyoruz. Fatma Hanım'a teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum programda bana yer ayırdığınız için. Buradan bütün ailelerime teşekkür etmek istiyorum. Beni tercih ettikleri için en güzel anlarını, en neşeli anlarını benimle paylaştıkları için.